Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün biyoenerjiden bahsedeceğiz. Nedir, nasıl uygulanır, ne için faydalıdır? Bunları konuşacağız. Çok güzel. Konuğumuz biyoenerji uzmanı ve eğitmeni Necmiye Çetin Karadeniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? 40 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. İki oğlum var. Maşallah. Biri 13, biri 10 yaşında. Genç annesiniz? Yani genç sayılır. Ne güzel. Maşallah. Yani onlarla yaşıyorum. Yalnız ebeveynim. Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. Bununla beraber biyoenerji uzmanlığı ve eğitmenliği yapıyorum. Bunun dışında daha yeni geçen ay bir şiir kitabım yayınlandı. Ne güzel. Bir gösterelim isterseniz. Şöyle. Şahane. Ben Seni Sevdim, Gerisi Teferruat. Ne kadar diye. Güzel. Şu an bütün kitap satan sitelerde bulunuyor. Çok güzel. Bize bir şiirinizi de okur musunuz, mümkün mü? Tabii ki okuyabilirim. Buyurunuz. Ressamların bile elini korkak alıştırdığı bir dünyada küçücük bir renkti istediğim, kendi elimle çizdiğim kara kalem tabloma. Bütün tabloyu yeniden çizmenizi istedim mi sandınız yoksa? Ne kadar güzel. Teşekkür Çok ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını çok diliyorum. Çok sağ olun. Ben bunu size imzaladım ne kadar sizin için. Güzel. Armağan çok etmek memnun istiyorum. Oldum. Şahane. Şiir çok severim ayrıca. Çok, çok memnun memnun oldum oldum. Ben de. Güzelce okuyacağım. Kapak da çok hoş. Evet, kapak burada da benim tasarımım. Ne kadar güzel. Biraz anlatır mısınız? Çok güzel bir yara bantları var üstünde. Evet. Çiçekler. Biz yaralarımızı aynı sarıyoruz. Zamanda küçük kız çocukları düşüp dizlerimizi kanatıyoruz hayat evet. boyunca. Evet. Papatyalarla, ben papatyaları çok severim. Evet. Yara bandıyla kendi yaralarımızı kendimiz onarıyoruz, saralım inşallah. Değil mi? Evet. Evet. Ama sanatta onarıcı, değil mi? Kesinlikle. Meditasyon gibi aynı zamanda hem ruhsal hem fiziksel olarak bize kesinlikle, iyi geliyor. Kesinlikle yazmak benim için bir terapi. Müthiş. Yani okumak da aynı şekilde. Kesinlikle. Değil mi? Tabii muhteşem ki. Bir yetenek. Çok tebrikler. Çok teşekkür ederim. Peki işiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki. Biyoenerji bizde bulunan elektromanyetik akımın, yaşam enerjisi dediğimiz bizim enerji bedenimizde bulunan akımın belli tekniklerle karşı tarafa aktarılarak sevgi temelli pozitif katkı sağlaması ve belli konularda kişiyi iyileştirmesi, onarması şeklinde bir yöntem. Evet. Biyoenerjiyi nasıl kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Ve aktarabiliriz? Şöyle, biz eğitim aldığımız hocamız tarafından uyumlanıyoruz. Ben de şu an eğitmenlik seviyesindeyim. Ben de kursiyerlerimi önce enerjilerini aktive ediyorum, uyumluyorum onları. Sonrasında belli tekniklerle dokunmadan, ellerimizi kullanarak ama dokunmadan, kişinin bedeninin bir 20 santim üstünden enerjimizi karşı tarafa aktarabiliyoruz. Aynı şekilde kendimize de çalışabiliyoruz. Çok mucizevi sonuçlar alıyoruz. Neyse. Gerek fiziksel rahatsızlıklar olsun, gerek ruhsal sıkıntılar olsun. Şükürler olsun. Ben danışanlarımdan çok mucizevi sonuçlar aldım ne bugüne güzel. Kadar. Harika. Peki bu işi seçmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Evet. Şimdi en iyi şifacılar en yaralı olanlardır tabii. denir malum. Ben de çok depresif çeken bir bilir, döneminde. Denir. Evet. Hayatımın çok depresif bir döneminde. Gerçekten artık bir çıkış yolu bulamadığım bir noktada ben bir başkasından seans almıştım. Bununla beraber öteden beri mistik tarafım güçlüdür biraz. Spiritüelliğe önem veriyorsunuz. Spiritüelliğe önem veririm. Ne güzel. Ve bu alan beni kendim de bu alanda terapi aldıktan sonra çok çekmeye başladı. Üzerine kitaplar okudum. Sonrasında eğitimini almaya karar verdim. Çok şükür ki şimdi ben de önce kendimi şifalandırdım. Şimdi başkalarına şifa verebiliyorum. Ne güzel. Tebrik ederiz başarılarınızın teşekkür devamını ederim. Diliyoruz. Çok sağ olun. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Yani tek bir şey söyleyemem ama 2-3 başlık altında toplayabilirim. Fiziksel şikayetleri olabilir. Bu bir sebep. Çok depresif halde hissedenler yazabiliyor. Instagram'dan, DM'den. Bununla birlikte
İlişki problemleri malumunuz. Tabii tahmin edebiliyorum. Birçok insan yalnızlıktan müzdarı. Ve tabii ki bolluk. İsteniyor. Bolluk, bereket çalışmaları. Ne güzel. Yoğun olarak. Şahane. İşinizin zor yanları nelerdir? Sanırım insanlara anlatmak. Çünkü ortada görünmeyen bir şey var. Elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Evet, bazı önyargılar vardır önyargılar belki. Önyargılar var. Ve tabii ki her meslekte olduğu gibi kötüye kullananlar maalesef, var. Maalesef. Evet. Hani eğitimini da, almamış tabii. Ama mış gibi yapan. Eğitimini almış olsa bile. Bir de evet, kötüye kullanan. Kötüye kullananlar var. Hani bunlar haliyle insanlarda bir önyargı yaratıyor. Hani görünmeyen bir şeyi insanlara anlatmaya çalışmak belki tabii. Ama onlar için de daha çok ben kendimden örnek veriyorum. Hı hı. Kendi öncem sonra. Evet, tabii. Kendiniz denediniz çünkü. Faydasını evet, gördünüz. Evet, denedim. Gerçekten de hani çok olumsuz bir dönemden çok olumlu yöne geçtim. Hı. Ve hayatımda çok farklı açılımlar oldu. İyi. Çok yeni şanslar, kapılar açıldı bana bu alanda. Şahane. Şükürler olsun. İnsanlar da bunu görüyor zaten. Evet. Ben şeffaf davranıyorum. O yüzden de evet ya bak hani evet. Kadın bu noktadan bu noktaya evet. Gelmiş. Tabii güzel bir örnek değil kesinlikle. Mi? Rol model oldunuz. Kesinlikle. Ne güzel. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Tabii ki bir başkasına pozitif katkı sağlamak. Yani değil mi? Paha biçilmez hayatlara bir dokunmak. Duygu. Hayatlara dokunmak. Ondaki pozitif dönüşümü görmek, şifa olduğunu, evet. Sıkıntı çektiği alanda ya gerçekten çok iyi hissediyorum, çok teşekkür ederim dediği an benim için zirve büyük bir mutluluk zaten. Değil mi? Kesinlikle. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Yaklaşık 2 senedir. Çok güzel. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir acaba? Sanırım benim pozitif ve çok sabırlı olmam. Yani bu ezelden beri böyleydi, küçük yaşlarımdan beri. Biraz sabretmeyi bilmek lazım değil mi? Böyle her şey hemen olmuyor. Emek verilecek, beklenecek. Kesinlikle. Bizim tasavvuf felsefemizde de böyledir ya. Hamdım, tabii. Piştim, yandım tabii. Şeklinde. Kesinlikle. Bu yol böyle. Bu yol evet. Biraz böyle bir yol. Hani pişmeden olunmuyor. Tabii, kesinlikle öyle. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onunla nasıl başa çıkabildiniz? Öncelikle kendimi, dilimi eğitmek. Bizdeki o standart düşünce evet. Kalıplarını. Hı-hı. Ki ne yönde eğitiyorsunuz? Olumsuz düşünce kalıplarını. Atıyoruz değil mi onları? Dilimizdeki olumsuz cümleleri, evet. Sözleri evet. Atıyoruz, atmamız gerekiyor. Benim orada çok sevdiğim bir cümle var. Kula bela olarak dili yeter. Tabii. Kesinlikle. Tabii. Biz kendi kendimizi dilimizle, düşünce kalıplarımızla tabii. Çok bloke ediyoruz. Toplumdan aldığımız genlerimiz buna çok müsait. Tabii, biz çok maalesef, duygusal bir milletiz. Etkileniyoruz. Bu duygusal olmamızın çok olumlu tarafları evet, olduğu gibi olumsuz tarafları da var. Bu kalıpları kırmaya başladığınız zaman hayatınızda bir şeyler dönüşmeye kesinlikle. Başlıyor. Tabii insanın hani 30-40 yıllık kalıpları kırması tabii hemen olmuyor, hemen olmuyor ama istersek olur. Da ve ufak tefek hayattan hediyeleri almaya başladığınızda diyorsunuz ki aa evet yani böyleymiş olabiliyor sistem mu? Çalışıyormuş. Kesinlikle. Değil mi? Negatif fikirleri uzaklaştıracağız zihnimizden kesinlikle. Ve de bizim enerjimizi aşağıya çeken negatif fikirleri olan insanlardan da uzak duracağız. İnsanlardan uzak duracağız. Kaygı barındırmayacağız. Teslimiyet halinde olmak lazım. Biraz tevekkül halinde evet, olmak yani bazı lazım. Şeyleri, yani realiteyi kabul edeceğiz. Kesinlikle kabullenmek zaten hayatın en temel kelimesi bence. Bir şeyleri kabullendiğiniz zaman değiştirmek yönünde çaba harcayabilirsiniz. Şikayet ederek bunu yapamazsınız. Tabii. Ortada bir realite var değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Ona uyum sağlamak, değiştirmek mümkünse değiştirmek. Evet. Ama mümkün değilse de olduğu gibi kabul etmek. Evet ama şu var ah vah değil, ettiğiniz öyle yaparak noktada değil. Değişim olmuyor. Tabii ki. Olmuyor. Onu yapamazsınız. Tabii ki. Önce evet benim şartlarım bu. Evet. Ben bunu kabul edeceğim evet. Bu şekilde. Hı-hı. Ondan sonra zaten değiştirmek yönünde beyin o şekilde çalışmaya başlıyor. Kesinlikle. Çok önemli. Sizce başarı nedir? Bence başarı
kendinin en iyi versiyonunu yaratmaktır. Değil mi? Her zaman ileri. Her zaman ileri, her zaman yükselen bir ivmede ve her zaman sadece kendine rakip tabii, olarak görerek. Tabii. Kendime ne kattım? Kendime ne kattım? Daha ileri nasıl taşıyabilirim? Ve böyle o basamaklar evet, zaten yükseliyor. Kesinlikle. Sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım sanırım kitabımı çıkarmak. Şahane bir başarı gerçekten. Yani çok küçük müthiş yaşlardan bir beri hayalimdi. Çok çünkü önemli. Çünkü içinde okuyunca göreceksiniz. Evet. 15-16 yaşında bile yazdığım ne şiirler güzel. Var. Şahane. O yaştan beri hayal ettiğim bir şeydi. Biriktirdiniz sonra yayınlamaya karar verdiniz. Ay, ne güzel. Bu sene nasip oldu tam da şahane. 40 yaş doğum günümde. Şahane bir hediye olmuş yani. Şahane bir hediye oldu. Müthiş. Bursa'da kitap fuarında tam da imza günümde oldu. Şahane bir dönüm noktası bu yani. Kesinlikle benim için çok güzel bir gururdu kendi adıma. Devamı da gelir umarım. Gelecek inşallah. Şahane, ne güzel. Sizi en çok ne motive eder? İnsanların mutlu olması. Değil mi? Onları dokunmak, onları mutlu etmek. Kesinlikle, kesinlikle. Çok önemli. Yardım eli uzatmak. Bunlar da tabii çok ki, güzel. Tabii evet. ki. İşinizle ilgili hedeflediğiniz konum nedir? Kendi hocamın şu an bulunduğu konum global bir öğretmen olmak bu ne alanda. Ne güzel. Uluslararası. Kesinlikle. Geçerliliği olan. Kesinlikle. Değil mi? Ne kadar güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Sadece şunu söylemek istiyorum. Hayallerinize tutkuyla sarılın. Tutkuyla sarıldığınız her şey bir gün mutlaka size geliyor. Kesinlikle. Çok güzel bir mesaj oldu. Konuğumuz biyoenerji uzmanı ve eğitmeni Necmiye Çetin Karadeniz'di. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarınızın devamını dileriz. Için. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Ben rica de çok ederiz. Memnun oldum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.